Diğerini çek, kaymağı çek. Cümleten selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, evime, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız biz Allah'ıma duacıyız her zamanki gibi. Yine biz Nur Seymen'e mutfağa geçtik. Bugün ben kendi ineğimden, yani 5 kilo sütten ne kadar peynir yapılıyor, ne kadar peynir çıkıyor size onu göstereceğim. Yani süt alıp da kendi peyniriniz kendiniz yapabilirsiniz. Tabi bizim kendimizin doğal ineklerimizin sütü. Onu göstereceğim şimdi. Nursevim gel. Bu benim tencerem 5 kiloluk. Şu sütüm. Bu sütüm akşamki sütten. Şu da sabahleyinki. Tabi sütçüyü veriyorum ben. Biraz ayırdım peynir yapabilmek için. Ben bunun peynirini yapacağım ama ben buna bükmeler için yapıyorum. Böyle kaymak yapacağım. Kaymağını da göstereceğim. Bunu ben çiğirt derim. Şöyle yaklaştır Nursevim bak. Üstünün kaymağı şöyle. Ben bunu alıp şöyle tepsimi döküp kaymak yapacağım. Nasıl olur kaymak göstereceğim. Şöyle tabağına alıp üstünün çiğirdiğine şöyle tepsime dökeceğim. Bunun kaymağını yapıp ekmek tatlısı yapacağım ben. Bu da kaymaklı çok güzel oluyor. Kaymağınla aşırı güzel oluyor. Biz bunu çiğirt deriz arkadaşlar. Bu bizim ineğimizin sütünün çiğirdi. Tabi hepsini aldın mı derseniz. Hepsini almadım. Şöyle yarısı kaldı. Yarım yağlı olmuş oluyor. Şöyle tenceremi boşaltacağım. Şöyle yanı başlarının kenarlarının. Bu akşamki sütüm benim. Biraz çiğirtlensin diye bekledim. Tabii ben bunu ne yapacağım? Bunu da biraz üzerine alacağım. Kaymak olması için. Altının peynirine de bunun yarısını alacağım. Hepsini almayacağım. Yarım yağlı olmuş olacak. Şöyle boşalttım. Bu kaymak olacak arkadaşlar. Buna da şöyle yağlı tarafına şöyle yağlı tarafını incek şekilde boşal diyor. Şöyle boşalttım. Şöyle biraz da kaymağımın içine kaçacağım. Şöyle yeterli gelir herhalde. Bunu kaymak yapacağım. Buna da peynir yapacağım. Burada da dünden çiğirdim var. Buna da dünkü sütümün üstüne almıştım. İşte arkadaşlar bunu diyorlar yarım yağlı tam yağlı diye. Ben bunun üzerine almayadım. Tam yağlı peynir olacaktı. Aldığım için yarım yağlı oldu. Bu da çiğirdim. Bu da dünden almış olduğum çiğir. Ben bunları hepsini kaymak yapacağım. Böyle buna böyle irkip de yoğurt gibi çaldığın zaman da tereyağı oluyor. Tereyağı çıkıyor. Tereyağlı oluyor. Böyle irkip de inan ki kaynatıp da yoğurduna çaldığımız zaman o zaman da tereyağısı oluyor bunun. Zehir ekmeğimi iyice sıyıram. Şimdi ben bunların ikisine de ocağımı koyacağım. Peynirimi bir tarafa, yani 5 kilo sütten ne kadar peynir çıkıyor göstereceğim sizlere. Buraya da çiğirdimi koyun. Yani kaymak olacak bu benim. Üstünün kaymağını alacağım. Biraz ekmek kadayıfını koyacağız. İleriki günü göstereceğim. Birazına da Nursevim'i yesin diye kahvaltılarda kaymak yapacağım. Şimdi bu bizim yarım yağlı olmuş oluyor. Nursevim geldi.
Şöyle arkadaşlar, yani birazını almış oldum. Birazının yağı şöyle bakın. Şuraya geldiği zaman sapsarı üstünün yağı oluyor. İşte bu yarım yağlı dediğimiz bizim peynir bu. Kendimiz yemek istersek tam yağlı yapıyoruz. Bükmeler olsun, börekler olsun yarım yağlı yapıyorum ben. Neden derseniz kaymağını alıyorum, çocuklar yiyor, tatlıları kullanıyorum. Böyle kaselere katıp difrize de atabiliyorum. Dolabın aşağı indi, fazla durmaz. Çünkü çabuk bozulur. En fazla 2-3 gün durar. Şimdi bir peynir yapımını göstereceğim. Bir de sütümün üstüne aldığım çiğirdimi göstereceğim. İkisini de kaynadım. Tekrar görüşeceğiz. Biraz sonra görüşürüz. Sütüm oldu arkadaşlar. Şimdi ben peynirimi çalacağım. Şöyle peynir mayam var elimden. Bir yemek kaşığını doldurmuyorum. Mayayla çalıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kaymağımızı üstüne döküyorum. Şöyle katıp bir kaşık geçiyor mu anne? Bir kaşığı doldurmuyorum. 5 kilo suda böyle iyice mayasıyla beraber karıştıracağız. Bazı yerlerde sütü pişirip de yapıyorlar ama biz sütü pişirmeden yapıyoruz. Çiğ yapıyoruz. Çiğ olarak yapıyoruz. Şimdi ben bunun kapağını kapatıp alıttım, sütümü alıttım parmağımla şöyle hafif dokanacak şekilde tüpümün altını kapattım. Kapatmamışım. Ben diyecektim tam. Ve kapattım Nursel, ben onu kapattım sanıyorum. Kapattım. Şimdi bunu ben peynir mayamı kattıktan sonra kadar durduracağım. 1,5 saat. 1,5-2 saat durduğu zaman yeterli. Bazı arkadaşlarımız daha kısa sürede çıkarıyorlarmış. Ama benim elimin ayarı 1,5-2 saat en fazla. Böyle duracak değil mi? Böyle duracak. Ellemeyeceğim ben bunu, sarmayacağım da tuttuğunu göreceğiz. Şimdi burada da Nur sen gel. Çiğirdim kaynıyor. Bizim bu sütümüzün çiğirdi. Böyle. Ağır ağır kısık ateşti. Ben bunu kıstım. Bu biraz kaynadıktan sonra kapatıp bundan sonra nasıl kaymak olunuyor göstereceğim ben size. Peynirimizi kapattık. Çiğirdimin altını da kapattım. Şimdi ben çekirdek kavuracağım. Kuzenemin fırınında arkadaşlar. Bu benim annemin köyde gün döndü çekirdeği. Bunu her sene annem bize veriyor. Bayağı veriyor. Şimdi ben bunu nasıl kavuracağım göstereceğim sizlere. Şöyle suyuma attım bayağı. Isladım. Bayağı ısladım. Şöyle de tuz atacağım. Benim suçlar tuzlu sevdiği için. Bayağı şöyle tuzunu atıyorum. Şöyle attım. Biraz da şöyle yemek kaşığından un. Bildiğimiz un. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şöyle karıştıracağım. İsterseniz siz bir damla yağı da akıtabilirsiniz. Ama benim yağı akıtmayacağım ben. Böyle. Geçen gün yağlı yapmıştım. Bugün de böyle yapacağım. Yağ koyunca ne oluyor? Biraz daha gevrek oluyor ya. Çok da durdu mu iyi olmuyor yağlı Nursel. Böyle sinirsiyor gibi bir şey oluyor. İyice tuzunu, yağın, ununa, suyunu hepsini beraber bayağı harmanla karıştırdım. Kuzenemin fırını süreceğim. Ara ara karıştıracağım. İçeride gösterebilsem göstereceğim. Tüm malzemelerini karıştırdıktan sonra doğru kuzenemin fırınına. Şöyle kuzenemin fırını sürdüm. Ara ara ben bunu karıştıracağım. Gevrecek. Ara ara karıştıracağım. Peynirimi tuttum. Dur sen getir be. Şöyle göstereyim. Sulandı. Buhar duman çıkıyor. Şöyle ben bu peynirimi şöyle keseceğim. Sulanması için. Şöyle bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Kestikten sonra. Peynirim tuttu. Ben bunu ne için kestim? Su üstüne çıksın. Peynirimizin üstünün su üstüne çıksın diye. Bir 5 dakika daha bekleyip tekrar görüşeceğiz.
peynirimi keseme koyacağım. Şöyle biraz üstünü suyla süzeceğim. Üstüne gelen suyu bu. Daha çabuk süzmesi için Nursen getirdi. Peynir böyle arkadaşlar. Ben bunu keseye koyacağım şimdi. Şöyle indirip. Bu arada da üşüdüm. Mutfak güzel, biraz soğuk. Bizim çeket giydi üstüme. Fazla suyunu süzüp şöyle biraz bekletip üstüne gelen suyunu döküp ondan sonra kesemin ağzına bağlayacak. 1-2 dakikada böyle bekleyecek arkadaşlar. Bundan sonra birazdan görüşürüz. Peynirimi şöyle iyice sıkıp şöyle kesemin ağzını bağlayacak. Koyup biraz böyle suyu süzülecek arkadaşlar. Çekirdeğimiz geldi. Hiç karıştırmadık da. Ağır ağır kavrulmaya başlamış. Arada böyle karıştır vereceğiz. Kavrulacak. Alt üst edeceğim şöyle. Altında kalanlar, üstünde kalanlar. Şöyle iyice kavrulsun. Böyle odun kokulu güzel oluyor. Böyle ağır ağır karıştıra kavuracağım ben bunu. Evet arkadaşlar, peynirim oldu. Kaymağım oldu. Çekirdeğimizi kavurduk. Burada geceye devam ediyoruz. Dün hemen olmuyor. Akşamüstü çaldık peynirimize. Peynirimizi açacağız şimdi. Keseden çıkaracağım. Biraz tabi sütüm ineğim yeni doğum yaptı. O yüzden açık birer ikişer çalayım diye. Şöyle indirdim. Şöyle üçü böleceğim. Bu biraz tuzu pişmesi için. 2-3 gün ben bunu tuzlu suydum. Hemen tuzlu bekleteceğim. Sonra tuzlu suyu öyle döşeceğim. Döşeceğim. İnşallah çekebilirsem tabii çekerim. Çekemezsem de böyle bitireceğiz. Şöyle, tabii her şey kendi ettiğin gibi olmaz. Kendi ettiğin daha güzel oluyor. Daha temiz oluyor. Doğal, her şeyi doğal. Bunu bayağı böyle bir tuzlayıp tuzluda 2-3 gün bekleteceğiz. Sertelmesi için yani. Böyle direkt tuzlu suya atarsak peynirlerimiz bozulur. Ben bunu böyle tuzlayıp 2-3 gün bekleteceğim. Bir saniye dur. Yani şu da peynirimin devamı, sizlere göstereyim diye. Bunları önden yaptıklarım buzdolapta bekletiyorum. Hepsini bir videonu döşeceğim. Buna da yani buranın üstünü ilave edeceğim de sizlere göstereyim diye. Bugün benim keseden çıkan peynirim bu. 5 kilo sütten ölçmek lazım ama tereziyi çıkarsak mı çıkarmasak mı? Olmazsa tereziyi bir çıkaralım, biz tekrar öreceğim. Şimdi mutfak terezimi koyalım. Evet. 5 kilo sütten ne kadar çıkacaktı? Şunu alayım. Şöyle arkadaşlar. Tam 5 kilo sütten tamı tamına tam 1 kilo peynir çıktı. 1 kilo. 1 kilo. 5 kilo sütten 1 kilo peynirimiz çıktı. Gördüğünüz gibi tam 1 kilo peynir var burada.
5 kilo sütten. Şimdi sıra kaymağa geldi. Kaymağımız dondu. Şimdi kaymağımı göstereceğim sizlere. Dışarı beklettim. Bayağı biraz beklettim. Balkonu koydum geldim. Kaşığımız nerede Nursel? Büyük kaşık orada. Bir saniye. Şuradan. Şöyle bunu kaymağın sütümün üstüne aldığım çiğirdim. Biraz daha donsa daha güzel olurdu ama tabi biz videomuzu bitirelim diye şöyle şu kaymağımız gördüğünüz gibi üzerine geldi. Ben bunun altındakini tekrar ılıtıp bir daha kaymaklansın diye tekrar koyacağım. Çünkü biraz daha kaymak olacak. Ekmek kadar yaparsak arasını döşeyelim diye. Ekmek tatlısı. Ekmek tatlısı. Bu da bizim doğal sütümüzden doğal kaymağımız. Evet, bu da kaymak arkadaşım. Annen de tut. Koy oraya. Çekirdeği alayım ben. Dur dur da olmasın. Bu da bizim kulinerden yeni getirilen arkadaşlar. Kavruldu. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel kavruldu. Bir saniye fotoğraf çekecektim. Sıcak. Kızgınmış. Şöyle yapayım ama sıcak değil ama kıyısı. Bayağı sıcak. Evet canlarım, size peynirin nasıl yapıldığına, kaymağın nasıl olduğuna göstermeye çalıştım. Yine bu da kendi tarlamızdan, tokadımızdan olan Gündoğdu çekirdeğimiz. Ama benim tarlamdan değil, annem yaptı. Annem gül yaptı. Annem koydu bunları bu sene. Cumhurt çekirdeği. Her sene annemden getiririz biz cumhurt çekirdeğimize. Çünkü ben yapmıyorum, annem yapıyor. Dediğim gibi peynirlerimden, sütlerimden olanları gösterdim. İnşallah bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı yaparsanız, desteklerseniz çok sevinirim. Yorum yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Allah bir kere dedi, bin kere razı olsun hepinizden. Tekrar görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.